başarı, tarihinde gurur var. Dergini coşkumuzla bütün salonlar. Önümüzde kupalar, arkanızda milyonlar. İşte şampiyon, işte taraftar. Filmin sultanları, vuruyorsun maçları, kazanıyor maçları. Filmin sultanları, doğasında başarı. Merhaba Ultras Mumut Blog dinleyenleri. Karalama Defteri'nin 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Müzikten de anlayacağınız gibi Filenin Sultanları ile bu haftanın açılışını yaptık. Tabii ki de gururlu ve mutluyuz. Kadın voleybol milli takımımız yine kadının, Türk kadınının gücünü bir kez daha sahada göstermiş oldu. Üzerine konuşulacak çok şey var ama öncelikle Sabri abiye bir hoş geldin diyeyim abi. Hoş bulduk Gürkan. Ne düşünüyorsun izledik maçları da? Evet, yazdan sonra biz bir kere daha mutlu ettiler. Ankara'da hani finale kadar çıkıp bir son adım atamamışlardı. Ama burada Almanya'da bu bileti aldılar. Tokyo Olimpiyat biletini aldılar. Dediğin gibi yani Türk kadınının gücünü göstermiş oldular. Yani bir ülkeyi topluca sevindirmiş oldular. Yani güzel bir coşku olmuştu. Yani akşam böyle sevinilmişti. Bugün de bir karşılama töreni yapıldı. Güzel bir tören yapıldı. Yani onlar bizi mutlu ediyorlar ya. Güzel maçlar oldu. Yani ben son finali izledim. Ya sen herhalde izledin maçları, diğer maçları ama. Yani Polonya maçını izledim ben. Zaten değil. En güzel maç Polonya maçıymış yani. Ondan sonra final maçını da hani canlı olarak izledik. Final maçı biraz daha bize göre daha insani bir saatteydi aslına bakarsan. Polonya maçı gece geç saatte 11'de başlamıştı çünkü. O işte saatleri bizim saatlerin değişmemesi, hani dünyanın değişip bizim değişmemesi, evet. Bizi biraz sportif maçlarda, müsabakalarda biraz bizi böyle zorluyor ama. Yani Şampiyonlar Ligi 11'de izledik. Euroleague maçları 11'de falan oluyor. Ya geçen Efes'in maçı işte son maç. Tarih olarak işte bir tarihte başlayıp başka bir tarihte bitiyor maç. Yani bir günde başlayıp ertesi gün biten maçlar izleniyor. Yani işin özü kadın voleybol milli takımımızı saat mekan fark etmeksizin izlemeye, dinlemeye devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir başarı. Uzun süredir ciddi anlamda kadın voleybolunda bir devamlılık var, bir hanedan var. Artık şöyle bir durum oluşmaya başladı. Yani son yıllara baktığımızda en başarılı spor dallarının en başarılı takım sporu olarak yani milli takım, kadın voleybol milli takımı. Yani Vakıfbank'ın da çok ciddi başarıları var. Avrupa şampiyonluğu var. Hala her sene Final Four'a çıkıyor. Ama yani özellikle takımın geldiği, takımdaki oyuncu, diğer oyuncuların da geçmişine, geldikleri noktalara falan bakacak olursak ciddi anlamda bir Türkiye'nin her yerinden bir araya gelmiş bir takım söz konusu ve o kimyayı, o takım, milli takımın içerisindeki o uyumu, anlayışı hiçbir zaman kaybetmiyorlardı ve oraya her gelen oyuncu bir şekilde o takımın ciddi bir parçası olup kendini üst seviyeye çekiyor. İşte bugün diyordu, işte ben karşılama töreni falan TRT'de canlı izledim de orada hem de sporda yorum yapan televizyondaki kişiler, yani öyle bir takım kuruldu ki diyor. Yani bu sadece bir jenerasyon da değil diyor. Yani hani ben voleybol çok yakından takip etmiyorum, voleybolun içinde de hani orada duyduklarım hoşuma gitti. Yani bu diyor, hani biri gider biri gelir, öyle bir sistem kuruldu ki bunun içinde voleybolda. Hani bu uzun süre gelecek başarıyı da bu sistem getirecek diyor. Dediğin gibi de yani sadece belli takımların üzerine de kurulmamış. İşte Meryem Boz mesela büyük takımlardan birinde oynamıyor galiba yani. Evet, yani farklı Eskişehir'den falan yani her sene böyle belli takımlarda bir yerde oynayarak, farklı takımlarda oynayarak kendini geliştirmiş bir oyuncu yani. Yani genciyle, yaşlısıyla bir şekilde güzel bir karma yapılmış. Yani o başarı da öyle geliyor. Yani o takım ruhunu oluşturmuşlar orada. Abi güzel olan tarafı, hani beni kadın voleybol milli takımını izlediğimde, yani ben voleybolu çok kişisel olarak çok seven biri değilim. Hani kadın voleybolunu daha çok izliyorum. Çünkü erkek voleybolu çok sıkıcı geliyor. Kadın voleybolu daha estetik geliyor her şeyden önce. Ama yani milli takım, yani kendi takımlarında çok üst seviyede oynamış oyuncular oraya prim yapmaya gelmiyorlar. Milli takım aslında bir seviye. Bizim milli takımımız için. Bizim milli takımımız bir seviye. Oraya gelen Türk oyuncular milli takımda en iyilerini gösterip o şekilde transfer oluyorlar. Aslında yani
bir farklı bir tersten bir döngü var işin içerisinde. O yüzden milli takımın, kadın voleybol milli takımının bu kadar iyi olması gerçekten böyle bir organizasyona, yani federasyon başkanından federasyon içerisinde pek çok ismine varana kadar, antrenör Guidetti tabii ki yani burada çok ciddi bir pay açmak lazım, kendisine pay vermek lazım. Gerçekten muazzam bir başarı, muazzam bir öykü. Olimpiyatlara ikinci defa Türk bayrağı bir takım sporunda sallanarak devam edecek. Bundan öncekinde 2012'de Neslihan Demir mi? Çünkü soyadlarda bir değişiklik olmuştu. Evet, sonra evlendi, şey yaptı. Evet, Neslihan Demir taşımıştı. Gururdu bizim için bir kadın. Transfer olmuştu değil mi? Sonra o taraflarda kaldı, evet, galiba. Yani evet, yani öyle bir şey olmuştu. Farklı süreçleri olmuştu. İspanya'ya falan gitti. Tenerife'ydi yanlış hatırlamıyorsam. O tarz bir yere gitmişti. Sonrasında yani bu sefer de inşallah yani bir güreşçiye vermeden inşallah yani Meryem'e veyahut da ne bileyim Eda Erdem'e bayrağı teslim ederler ve biz de 2020'de yaz olimpiyatlarında milli takımımızı en orada seyretmiş oluruz diye düşünüyorum. Şeydeydi, Ebrar'daydı bugün, yine Türkiye'ye geldikten uçağa indiklerinde hani bilet vermişlerdi işte, Tokyo bileti, onun bir şeklini yapmışlardı işte koskocaman bir form, işte dün maçtan sonra ellerine verdiler ya bileti, o bilet elinde bırakmıyor ya, bu görev benim falan diyordu yani bunu taşıma görevini bana verdiler diyordu. Bir tür uçak boyunca orada yolculuk boyunca havaalanında bayağı büyük bir havaalanı zaten, yani uçaktan indikten sonra pasaport kontrolüne gidene kadar onları bir araçla falan taşıdılar, sürekli kız elinde tutuyor bileti. Belki genç oyuncu olarak bayrağı da o taşır yani. O mesela Ankara'da bu yaz turnuvanın en iyilerinden biriydi hani Türkiye adına. Bu sene bu şey dün ve ondan önceki gün pek şey alamadı yani, şans formu alamadı. Çünkü diğerleri daha iyiydi yani. Biraz. Yani ilk maç bayağı bir 34 sayı ciddi yani voleybolda o kadar sayı kazanmak. Ama gerçekten de yani çok ciddi bir başarı. Olimpiyatlara kalmak için ne takımları eledik yani, Polonya'sı, Almanya'sı, bunlar gerçekten muazzam voleybol geçmişi olan ülkeler, voleybol deyince akla gelen ülkeler, onların arasından sıyrılıp bileti almak, olimpiyat biletini çok, almak. Çok büyük başarı ya. İnşallah olimpiyatlarda da, Tokyo'da da aynı başarıyı gösterirler yani, çünkü iyi bir şey yakalayınca, iyi bir hava yakalayınca gidiyorlar yani. O kızlarda o var yani, o havayı yakaladıktan sonra, çünkü burada da ilk maçta Almanya'ya yenildiler işte bizimkiler falan, ama İşte toparlarız deyip bak orada tekrar finalden Almanya'yı yenip geçtiler, gittiler işte, bileti aldılar. Yani dediğim gibi biraz önce orada hocanın da çok büyük payı var. Yani iki konuya daha değineceğim diyecektim. Biri Guidetti aslında abi. Yani bugün sen de görmüşsün, bana attın, ben de şey yapmıştım. Okumuştum daha doğrusu. Özellikle hem Guidetti'nin ve onun dışındaki pek çok sporcunun sosyal medya ve diğer menajerlik işlemlerini yöneten spor camiasına bildiği Okan Can Yantır bir tweet paylaştı. Guidetti'nin bir Bitlis'teki genç voleybolcularla ilgili bir projesi var. Dönem dönem gidip oradaki yaptığı çalışmaları takip ediyor. Dün akşam maçtan yarım saat sonra attığı mesajı paylaştı ve gerçekten insan duygulanıyor yani. Böyle bir insanın, bir sonuçta baktığın zaman bir İtalyan diyorsun ama Türkiye'ye gönül vermiş. Zamanında sen yine hatırlatmıştın abi, işte yani neden Türk birisi takımın başında değil mevzuları falan da çıkmıştı. Yani ne kadar aslında önemli olanın o ülkenin vatandaşı olup olmamak değil, onun içinde üzerine giydiği o formaya, o ay yıldız veyahut da başka bir şey, ona değer vermek. Aynen öyle yani, bunun yaptığını birçok Türk antrenör var yani, hiç kaç tanesi yapmıştır mesela baktığın zaman. Hani bunu çoğu insan da işte bilmiyor. Yani bu şekilde ancak tweetler paylaşılınca, biraz konuşulunca, gündeme getirilince de hani insanlar öğreniyor. Yani bu doğudaki okullara, oradaki yetenekli voleybolcular için bir sürü çalışma yapan İtalyan bir hoca. Dediğim gibi yani İtalyan bir adamın gidip hani burada ne işi var diyorsun, ama yani adamın sonuçta orada milliyet olayı değil yani. İnsana hizmet etmek, bir genci elinden tutup onu bir yerlere getirmek maksadıyla bunları yapıyor. Çalıştığı ülkeyi özümsemiş. Bu ülkeden para kazanıyor. Bu ülkeye bir şeyler vermeye çalışıyor. İşte iyi çalışmalar yaptıkça da
Hani bir şekilde de iyilik iyiliği doğurur. Ya Ona da bazı işte şanslar. profesyonelliğin ne kadar şey olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar önemli olduğunu görüyoruz her şeyden önce abi. Yani maç bitmiş, yarım saat geçmiş. Üstüne sen diyorsun ki Bitlis'teki kızlarımızla ilgili yani Bitlis'teki kızlarım Antrenman programını antrenman programını hazırladınız hazırladınız mı diyor. Yani yarım saat sonra onu düşünüyor. Çünkü bu profesyonellik yani bu başarılar hep olacak, devam edecek ama hayatın akışında olması gereken işte onu da besleyen aslında yani onu ciddi anlamda bu ülkenin çocuklarına güven duymasını sağlayan belki de en önemli faktör bu profesyonelliği. Yıllardır milli takımda Vakıfbank'ın bu Sokrates'in aralık sayısında Vakıfbank'la ilgili bir şey de var. Bir yazı da var. Orada Guidetti ile çalışan oyuncularla yapılmış röportajlar falan var. Yani orada mesela ne kadar işine profesyonelce davrandığını baktığını gösteriyor. Hatta şeyden önce de son molada da şöyle bir şey oldu abi hatırlarsın. Taktik verecek diye beklenirken gülümsemeye devam edin. Çıkın sahaya gülümsemeye devam edin dedi mesela. Hiç taktik de vermedi. Son sayıdan önceydi bu. Yani ülke insanının, ülke kadının yüzünü güldürdü. Yani hem oyuncularının güldürdü. Yani söylemek istediğim başka bir şey var mı bilmiyorum ama... Helal olsun diyorum yani. Dediğim gibi yani Tokyo'da bekleyeceğiz, izleyeceğiz işte bu yazın. Tokyo'da İzlemek için bir nedenimiz daha nedenimiz oldu. oldu. Yani olimpiyat çok Sabırsızlıkla keyifli bir spor. Yani bir onları üniversite bekleyeceğiz tabii. bakalım yani. Bir kişinin daha hakkını verelim abi. Çok konuşmuştuk üstüne. TRT'deki o yazın oynanan finaldeki spikerden sonra. Yani ismini de biliyoruz ama vermeyelim yine. Çok eleştirmiştik kendisini. Bu sefer Kanal D'de yayınlandı. O da bir manidar bir şeydi. Açıkçası tercihti. Kanal D'de eski Galatasaray TV sunucusu, aynı zamanda eski Galatasaraylı voleybolcu Başak Koç anlattı ve çok keyifli anlattı. Herkes yani milli takımdan aldığı keyfin dışında Başak Koç'un anlatımından da çok keyif aldı. Ona da tebrik ediyorum, Tabii, teşekkür ediyorum yani yani. iyi hatırlattın. Hani biz hep sportif müsabakaları, mücadeleleri hep erkeklerden dinlemeye böyle alışık olduğumuz için yani bir kadının anlatması birden hani bir farklı geldi ama dinledikçe o kadar güzel anlattı ki yani erkeklere hani o taş çıkarttı, o sayılarda aldığı sayılardaki o samimiyet, o coşku, hani o yapmacılıktan uzak o yapı yani tamamen maçın içine hiç alakasız olan bir adamı bile çekecek seviyedeydi. Çok hoşuma gitti yani ben maçı seyrederken. Çünkü yani yazın o bazı eleştirmişti. Geçen podcast'te ondan önce bir konuştuk. Öyle bir Evet. onun muhabbetini de yapmıştık. Yani biraz bizi irite eden durumlar olmuştu. Yani işte kızlara kızar gibi bir durumlar olmuştu. Ama bu çok hoş oldu. Umarım hani bu bir çıkış olur. Bundan sonra da yani sadece işte o Kanal D'de bu turnuva için değil de diğer taraflarda da yine kadınlara maç anlattırırlar. Zaten program yaptırıyorlar. Spor programları yapılıyor. Kadınlar birçok kanalda artık kullanıyorlar onları. Yani biraz da artık maç anlatımlarında da mesela atıyorum Süper Lig'de de yani Galatasaray Fener derbisinde bir kadın spiker de anlatabilir yani böyle çok da değişik olabilir. Adamlar gitti Süper Kupayı kadın hakemi yönettirmişlerdi mesela Kaldı yani. ki çok değerli açıkçası hem yayıncı kuruluşta hem spor medyasında çok değerli kadın spikerler var. İşini çok ciddi şekilde iyi yapan kişiler var. Yani görmek isteriz gerçekten. Güzel de bir yere değinmiş oldun aslında abi yani. O zaman takipçisi olalım. Bakalım kaçıncı podcast'te bir futbol maçı anlatan kadın spikerden Yani biz 13.'de değinmiştik deyip bahsedeceğiz. size böyle bir Hatırlatma yaparız. böbürlenmeyi de yaparız açıkçası. Pirin'in sultanlarına başarılar diliyoruz. Gurur duyduk, onur duyduk gerçekten. Başarılarına devamını tekrar dileyelim. Ve Tokyo Olimpiyatlarında açıkçası sabırsızlıkla beklediğimizi de söyleyelim. Ve buradan da abi Klasik olarak klasik olarak Galatasaray. Galatasaray'a geçiş yapalım. Devre arası transfer süreci devam ediyor. Geçen programda Sekidika'nın gelebileceğini söylemişken ertesi gün imza aşaması oldu. Sonrasında Galatasaray'ın hazırlık maçları oldu. Altay'la oynadık, 3-1 kazandık. Onun dışında Adana Demirspor, Fatih Terim'in memleketi Adana'yla oynanan bir maç vardı. Orada 1-0 kazandık. Ve takımda yani tabii hazırlık maçları bir sinyal vermiyor ama en azından yeni gelen oyuncuları görmek açısından iyiydi derken Onyekuru'nun gittiğim memleketinde
bir sıtma hastalığına yakalandığı haberi geldi. Bir 3-4 hafta yok, yine bize hüsran, yine bize hasret var. Yok, bu sene minvalinde devam edecek herhalde mevzu. Her transferden sonra herhalde bir kurban mı keseceğiz, ne yapacağız yani, böyle topçuların nazar boncukları mı takalım boyunlarına, bir şeyler yapalım. Hani kime övüyoruz, birden bir nazarımız değiyor, hemen bir sakatlık, bir hastalık. Nereden sıtma hastalığı, hani kimin aklına gelirdi sıtma hastalığıyla Onyekuru uzak sahalardan uzak kalacak. Yani şimdi burada tabii Onyekuru'nun da çok büyük hatası var. Çünkü yani o taraflarda işte Afrika'ya giderken genelde işte Nijerya'ya falan insanlar belirli aşılar oluyor, Tabii. ediyorlar. Orada o aşılarını aksatmış tabii memleketine giderken. Ya o da nasılsa bana bir şey olmaz. Ben zaten bu memleketten çıktığım gibi basit bir şey düşünmüştür. Çünkü Çin'de yaşayınca farklı, yaşamayınca farklı mevzular oluyor açıkçası. Yani bağışıklık kazandım falan demiştir. Bana bir şey olmaz. Hani ben bu topraklarda büyüdüm falan demiştir. Çünkü hani oralara gitmedik ama sonra bundan sonra bayağı bir yazıldı, çizildi. Hani Afrika'ya gidenlere pasaporttan önce bir aşı kartı soruluyormuş. Yani sen aşılarını yaptırdın mı, işte belirli ilaçlarını aldın mı gibi bir durumlar varmış. Mesela o işte artık onu nasıl aksattıysa Allah'tan erken tespit edildi ki tedavisine başlanmış. Zaten öyleymişti bu sıtma olayında da, yani birden işte böyle çıkınca herkes uzman oluyor her hastalıkta falan. Doktor oluverdik birden. Onu erken tespit ettiğinde 2 haftaya falan geçiyormuş herhalde yani böyle. Neyse onu bekliyoruz bakalım, işte hazırlık kampında Onyekuru'yu izleyemedik ama hani diğer transferlerimizi seyretmiş olduk. Gözler Sekidika'nın üzerindeydi. Saracchi'nin üzerindeydi. İşte Fatih Terim de işte ilk hazırlık maçında hep ilk devre başka bir takım, ikinci devre başka bir takım şeklinde oynattı. Elindeki oyuncuları oynattı. Onyekuru'yu da oynattı. İşte ilkinde Mariano'yu da Altay maçında oynattı. İşte Saracchi'ye birinci yarılar falan oynattı. Yani takım daha böyle bir istekliydi. Ben Altay maçını izleyemedim. Yani gollerini falan izledim, özetlerini izledim ama mesela orada hücum presleri vardı özetlerde gördüğüm. Herhalde Fatih'in bu sene yapmak istediği işlerden biri de bu, ikinci dönem artık biz sürekli baskı yapan bir takım olacağız. Çünkü yani artık gol atmamız lazım, maçları kazanmamız lazım. Hani bu işin ucunda şampiyonluk istiyorsak. Yani ortalığın top çevirmeyle olmadığını tabii, gördük. Tabii, yani. Daha bizim hareketli. Topraklarda çok uyan bir sistem değil herhalde yani. Aynen öyle. Yani Emre'nin de gelmesi, dahil olmasıyla işte Taylan'ın oynaması, Emre'nin aynı anda beraber o enerjik topçuların olmasıyla beraber bir de hızlı oyuncuların olmasıyla daha hareketli bir takım oldu. Öyle yani işte Adana maçı ilk yarı iyiydi. İkinci yarı duran bir maçtı, Adana Demirspor maçı. Bakalım işte yarın ne salı, öbür gün işte esas artık resmi maçlar başlıyor Rize maçıyla beraber. Orada kimleri oynatacak? Mesela şeyde göze batan kaleci var. Muslera'nın artık ikinci yediği Okan ama üçüncü yediği olaraktan da bu Berk'i. Fatih Terim ciddi ciddi artık düşünmeye başlayacaktır. Gitti penaltı kurtardı Altay maçında. Ondan sonra net bir pozisyon, çok harika bir refleksle çıkardı uçarak falan, yakın mesafeden bir topu falan. Yani bu çocuğun da gencecik bir çocuk olmasına rağmen hani o kumaşı olduğu da gözüküyor. İşte Sekidika'ya özellikle şey seyrettim, bakalım ne yapacak, nasıl yapacak. Topu aldığı zaman gidebiliyor yani, adam eksiltebiliyor. Ama onunla ilgili de inşallah doğru değildir, söylentidir. Bugün bir haber okudum, Bursaspor'a kiralanacağı yönünde. İnşallah öyle bir şey yoktur. Yani hani biz bunu alıp bir yarım dönem pişsin Bursa'da, ondan sonra tekrar oynatalım gibi bir düşünce inşallah yapmazlar. Lazım bir adam. Yani Galatasaray'ı şu an koysan oynar. Yani ben hazırlık maçında o intibayı edindim. Hatta ya bir de yaptığı açıklamalar da çok keyifliydi abi. Şey dedi, ben buraya açıkçası Fatih Terim için geldim. Yani biz burada Fatih Terim'i övmekten çok, hani içeriğindeki açıklaması çok önemli bence. Yani onu övmekten çok onun gençlere değer vermesini yüceltiyor. Diyor ki ben Fatih Terim gençlere değer verdiği için onunla oynayan genç oyuncuların işte Buruma'yı, Onyekuru'yu falan söylüyor. Nerelere geldiklerini gördüm. Nasıl transferler yaptıklarını da gördüm. O yüzden ben buraya sırf Fatih Hoca'nın bu
şeyinden, bu özelliğinden yararlanmak için, faydalanmak için geldim. O yüzden de her şeyimi vermeye hazırım diyor yani. Zaten adam işte sözleşmesini feshederek de bir şekilde para ödeyerek de Galatasaray'a gelmek için geldi. Hatta orada da yine malum takım diyelim. Çünkü onların başkanı bizim için öyle konuşmuştu ya. Yani geçen bir toplantıda öyle malum takım demişti Galatasaray'la ilgili konuşurken. Hani biz de malum takım diyelim. Onun kafasını çelmeye çalıştı da yok dedi, yani işte senin o dediğin sebeplerden dolayı ben Galatasaray'a geleceğim dedi. Çünkü hedefi belli, yani mümkünce ileri gitmek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor yani, ya da Avrupa'nın üst düzey takımlarla oynuyor. Kendi gösterme şansı Galatasaray'da daha fazla. Yani inşallah öyle bir dediğim az önce kiralama muhabbeti olmaz. Takım da oynar. Umarım. Yani özellikle Onyekuru'nun bu sakatlık, işte sakatlık mı, hastalık diyelim ona, sakatlık değil. O dönemi geçirene kadar yani bu adam bize lazım. Onun dışında abi yani transferlerle ilgili Saracchi geldikten sonra soyunma odasında Falcao'nun Instagram hesabında paylaştığı güzel bir anekdot vardı. Onu da hemen araya sıkıştırayım. Saracchi'nin dolabı Muslera'nın yanına koymuşlar. Falcao da orada. Yanındayım kardeşim diye söylüyordu. Falcao'nun ne kadar kulübe bağlandığını bu şekilde görmüş Tabii olduk tabii o aslında. işte bak güzel bir şey yani, orada Muslera'nın ona hani kol kanat germesi, orada hemen o uyum sürecini çabuk atlatması anlamında, Falcao'nun da o şekilde ona hani yanındayım ne istiyorsan yardımcı olurum gibi sözler söylemesi. Çünkü yarıda gelen bir adamın o uyum süreçlerini atlattığı anda sıkıntı olmaz, ama uyum süreci uzun sürerse takıma verimli olamaz. İyi bir şey yapmışlar. İşte takımda bir şekilde şey, ne bu, Güney Amerikalılar da oluşmaya başladı. Onlar bir kanat oluşmaya başladı. Hatta şimdi bir tane Kolombiyalı şey alacaklar, stoper alacaklar galiba, Murillo'yu falan, onu bayağı bir olacak falan diyorlar o işte. O da orada, o da yine Falcao'nun kanatları altına girer yani. Bu da işte Brezilya, Kolombiya, Falcao'nun aslında ne Uruguay. kadar hani sadece sağ içinde golcülüğü değil, işte o lider kişiliğinin de ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Güzel şeyler, haberler bunlar. Bunun dışında abi yine transferlerden devam edelim istersen. Yani transfer sürecinden Babel ayrıldı. Ajax'a gitti. 1 milyon 550 bin euro kiralama bedeliyle. Onun üzerine çok konuşuldu. Yok işte parasını Galatasaray ödeyecek, ödemeyecek mevzuları falan oldu. Totale vurulunca ne düşünüyorsun? İyi, Babel'in gitmesi iyi oldu tabii. Yani kendisi açısından da iyi oldu. Galatasaray'da da o bekleneni verememişti Babel. Yani ve gittikçe Belhanda'nın yaşayacağı sürece doğru gidiyordu bu iş. Yani yavaş yavaş taraftarla da bir sıkıntılar oluşacaktı. Bu gidişat onu gösteriyordu. Onun adına hayırlısı oldu. Galatasaray adına hayırlısı oldu. Orada alınan ücret de yani Galatasaray'da hem bu fair play kıskacında bir şekilde düzeltmek için de yararlı oldu. Hani transfer yapılabilecek. Sonuçta bunu ücretsiz alınan bir oyuncuydu bu. Bundan dediğin gibi yani 1,5 milyon civarında bir paranın alınması Yani şimdi getiri biraz eleştirildi. kasaya Yok işte arttı. Galatasaray parayı ödeyecek, işte Galatasaray'ın bir kazancı yok falan diye. Galatasaray'ın kalan süreçte ödeyeceği 1 milyon 200 bin euro varmış sanırım. Onun dışında yani hem bir yabancı kontenjandan bir tane açılmış oldu. Şimdi şeyde de konuşmuştuk. Yuto Nagatomo da hani çok devre arasında çok istekli. Yani bir anda kafa karıştırdı. Şimdi bazı alternatifleri düşünmek açısından önemliydi. Zaten oynayamayan bir oyuncu. Akıllı da bir oyuncu Babel. Yani niye kendini ıslıklatsın ki daha fazla? Tabii. Niye şey yapsın? Onun dışında Lines geri gelecek. Böyle bir durum var. Hem şeyi açmışsınız. Yabancı kontenjanınızı açmışsınız. Hem ödeyeceğiniz paranın üstüne transfer yapmışsınız ki sene sonunda belki daha çok para Tabii kazanacaksın. ki o da var yani, şimdi Kısa vadeli düşünmemek lazım. aynen öyle yani, Ajax'a kendini gösterip daha sonra transfer de yapabilir yani, oraya bonserviste de gidebilir. Şu an kiralık gitti. Yazın Hollanda Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilerse bunun talipleri artabilir. Yani Babel piyasası olan bir oyuncu. Öyle boş bir adam da değil Babel. Yani bu tekrar Premier Lig'e, belki İspanya'da bir yere, İtalya'ya falan da gidebilir. Hani para alabileceği yerlere de gidebilir. Galatasaray ondan bir kazanç da sağlayabilir. En O, kötü Ajax'ta da kalabilir tabii yani. Ajax'ta da kalabilir. Kendi ülkesinde de kalabilir. Onlar da o bonservisi ödeyip Galatasaray'a onu alabilirler. Yani bu gelişme iyi oldu. Yani hayırlı bir gelişme oldu Galatasaray adına. Dediğim gibi transfer şeyi de açmış oldu. Yabancı kontenjanı da açılmış oldu. Ama ondan açarken öbür taraftan iki tane haber geldi.
Bir Luyendama'nın bir kulübe yollamış olduğu bir mesaj. Ne olur demiş, benim sözleşmemi askıya almayın. Ben sağlam bir adamım. Kendime güveniyorum, vücuduma güveniyorum. Bir iki aya ben toparlanır sahaya dönerim diye bir mesaj gelmiş. Ondan önce de Andone'nin yine bir Twitter paylaşımı vardı. O da aynı şekilde işte 3-4 hafta sonra sahalardayım diye Bildiğin sprint koşu atıyordu abi. antrenman yapan bir görüntüsünü koymuş. Şimdi bunlar Galatasaray, bunların iki tanesini direkt sözleşmelerini askıya almayı düşünüyordu. Yani hatta Andone zaten kiralıktı. Onu kiralık sözleşmesini kapatacaktı, bitirecekti. Luyendama'nın da sözleşmesi askıya alınıp iki tane oradan bize yabancı kontenjanı çıkacaktı. Şimdi onlar böyle bir kalma düşünceleri var. Yani bakalım kim gidecek. Yani Mariano'yu da işte menajeri gelmiş. Hani belki onu takım arıyordur. Hadi Mariano belki gitti gidecek. Gerçi Fuat Terim onu da seviyor yani. Yani o da fena da bir oyuncu değil aslında. Çok eleştiriliyor ediliyor ama özellikle Antalya son Antalya maçta oynadığı gibi oynarsa çok yararlı Ya olacaktır. geçen sene ligin ikinci yarısında açıkçası daha iyi bir görüntüsü vardı. Hani geçen hafta 2017'de uyudu, 2019'da uyandı mevzusu yapmıştık ama yani geçen sene ligin ikinci yarısında açıkçası performans kötü değildi yine yani. Onun da hakkını vermek lazım. Bekleyeceğiz bakalım heyecanla. Yani kim gelecek beklerken kim gidecek bekleme heyecanı da olacak bakalım. Kimle vedalaşacaklar. Öyle abi. Yani Martin Linas iyi dönüyor. Buz kovasında dayanıklı testine 1 saat 46 dakika kalmış. Kuzey'in oğlu Kuzey'in mu? oğlu sonuçta. Zaten o kraması o rekoru kim kıracaktı ki Yani abi. zaten yani. Ama çok ya yani 1 saat kaç dedin? 46 dakika. Yani insanın canı sıkılır buraya. Nasıl duruyorlar? Elinde Ya tablet abi falan mı var? Telefonu mu var işte ellerinde? herhalde bir Kulaklıkla müzik mi şekilde dinliyorlar? Yani hani bırak buz kovasında durmayı, şöyle kanepede uzan 1 saat 46 dakika hiçbir şey yapmadan insan patlar yani can bir de sıkıntısından. şöyle bir şey, yani o soğuğa dayanmak, o hani buz kovası tamam, hani kuzeyden gelen bir insan kendisi ama yani bizde sıkıntı vardır illa ki de, hani ben yazın koşuya gittikten sonra sıcakta dönünce ben de bacaklar kasılmasın diye ben de çok buz tedavisi, yani tutardım, su tutardım en kötü ihtimalle, soğuk su tutardım. Yani ona bile dayanmak çok şey olmuyordu. Süreç fazla uzun olmuyordu. Yani en fazla 2-3 dakika yapıp ondan sonra tekrar yapıyorduk falan. 1 saat 46 dakika çok ciddi bir süre yani. Evet. Oradan da abi aslına bakarsan bizim için en büyük yaraya bağlayacağım. Ali Samiye'nin yıkılışının yıl dönümüydü. 11 Ocak. Seni yıkacak dozerin diye girdik Evet, oraya. nokta nokta diye tezahüratlar Anıları, yapılan. tabii burada anıları olan sensin. Ben açıkçası Ali Sami'nin maç izleyemeyen Şanssız şanssız nesilden nesil. olarak maalesef işte Anadolu'da yaşamanın verdiği, memur çocuğu olmanın verdiği aslında bir burukluk diyebilirim buna. Ben izleyemedim ama sen tabii bütün ömrün orada geçti diyebiliriz, uzun bir dönemin. Ya uzun bir dönem hani ömrümüz orada geçmedi de hani İstanbul'a geldikten sonra bizim için Ali Sami'nin ayrı bir yeri olmuş oldu. Hani işte mabet deniyor ya yani gerçekten bir mabet olmuş oldu bizim için. Yani işte sevincimizde de oraya gidiyorduk, üzüntümüzde de oraya gidiyorduk. Ki mesela benim işte gelme sürecim, İstanbul'a gelme süreci, bu üniversite sınavı eskiden şimdiki gibi değildi. Yani bizim ÖSS, ÖYS diye bir sistem vardı. ÖSS'yi geçtikten sonra ÖYS'ye girmeye işte hak kazanıyorsun. Orada da hani nasıl yapıyorlar, ne mantıkla yapmışlarsa o zamanlar tercihleri yaparak sınava giriyorduk biz yani. Puanı bilmeden elimizde tercih listesiyle tercih listesini teslim ediyorduk. Arkasından da sınav sorularını çözüyorduk yani böyle tahmini şeyler. Burada deneme sınavları yapılıyordu. Orada kendimize göre ya şuraya gireriz, buraya gireriz, bu kadar puan alırız, işte şu kadar yaparız gibi düşüncelerimiz vardı. Yani ben de kendi seviyemi biliyordum. Ya Ankara olacaktı, işte Ankara Bilkent ya da işte İstanbul Boğaziçi olabilecek seviyelerdeydi. Dedim ki ya ben Ankara'ya gidersem Galatasaray haftada işte haftada diyorum yani Galatasaray oraya senede 3 kere gelecek yani işte Ankaragücü, Gençlerbirliği, bir de o zamanlar petrol ofisi mi ne vardı. İstanbul'da olduğu zaman 2 haftada bir Galatasaray İstanbul'da oynuyor zaten. Maçlarını izleyeceğiz. Ali Samiye'ni göreceğim. O zamanlarda işte televizyonda Show TV falan veriyordu maçları. İşte Sine 5 veriyordu. Daha sonra onların yan bir kanalı şifreliye geçtiler. Güzeldi. Maçlardan önce
tribünleri sürekli gösteriyorlardı. Yani benim en hoşlandığım şey oydu belki maçtan ziyade o tribünlerdeki taraftarları görmek, onların maç öncesi futbolcuları işte yumruk şova çağırması vesaireyi görmek hani en sevdiğim şeylerden biriydi. Yani dediğim gibi hep Samiye'nde bulunmak istiyordum. O yüzden öyle bir tercih yaptım. İşte İstanbul'da oldu. İlk gittiğim maç da şey maçı, Gaziantep maçıydı, böyle bir soğuk bir havadaydı filan, işte Hacı gol atmıştı, 1-0 kazanmıştık o maçı. Yani o işte sürekli gözümün önündedir işte. Yani bileti aldım, girdim işte, o zamanlar okutma yok, yırtıyorlar bileti filan. İşte çıktım yeni açık tarafına, çıkar çıkmaz o sağa böyle küçücük bir sağ geldi bana futbolcuların içe, o yeşili filan görünce hani aslında koskocaman bir sağdır ama öyle bakınca o çimene böyle küçük bir sağ, çimenler yeşil filan, böyle dağıldım gittim yani. Aklımda mesela bir onu unutamam işte Sami'nin dendiği zaman. İşte ondan sonra zaten bir sürü hani maçlar yaşandı, edildi, başarılar oldu, üzüntülerimiz oldu. Yani birçok şey yapıldı, gruplar kuruldu oralarda. Yani çok yaşananlar var. Bizim oradan çıkmamız yani Galatasaray adına yani kötü bir süreç oldu. Yani şimdi tamam, modernleşmenin karşısında duramıyorsun, edemiyorsun. Hani büyük sahalar, işte daha geniş sahalar olacak. Tribünlerde işte 50 bin, 60 bin, 70 bin kişiler olacak. Ama o hava yakalanmıyor. Eski hava yakalanmıyor. Yani zaten işte paylaşımlarda da İşte 11'in ayın 11'inde herkes o eski gidenler filan böyle kendi resimlerini koymuşlar, o anılarını hani paylaşmışlar, yazmışlar, maç öncesi buluşma yerleri, işte meşalenin önü tıklım tıklım oluyordu, daha sonra maç kafe diye bir yer açıldı, orada toplanılıyordu, işte Ali Sami'nin sokaktan gitmeler, kapalı yolları filan, yani böyle ya ayrı bir havası vardı ya. Yani stadın önü yeni açık tribünün önünde orada sıra beklerken şey otobüsleri geçiyordu. Kadıköy otobüsleri geçiyordu. Bunlar yuhlanıyor işte, ne bileyim, su şeyler atılıyor filan. Hani şimdi yani bunlar kötü Alakasız ama. alakası şeyler ama yani öyle bir kültür gibi bir şeydi. O Kadıköy'ü görünce birden Fener'le özdeşleşmek filan yani böyle. Yani o oradaki işte köfteciler möfteciler maç öncesi filan, yani o tükürük köftecileri. Yani ayrı bir havası vardı oranın yani. Ondan sonra yeni stada taşındıktan sonra zaten birkaç maça ben gittim, o havayı alamadım. Bir de üstüne bu şey muhabbeti çıkınca, Pasolik olayı çıkınca tamamen tribün olayımızı da bitirmiş olduk. İşte uzaktan uzaktan sevdamızı izliyoruz. Hani birçok kişi de aynı fikirde. Keşke Galatasaray orayı yıkıp yeni stadı orada yapsaydı yani böyle. Yani Rahmetli Özen Can Aydın'ın bir projesi vardı abi. Güzel de bir projeydi ama hayata geçmedi. Yani çok da güzel bir stat, yani paylaşılan proje çok da güzel bir projeydi. Ama hayata da geçmedi. Sonradan şartlar farklı yani şekilde yok oluştu. işte, şimdi bazen diyorlar ya devlet size çok destek oldu, bilmem ne yaptı filan. Ya devlet bizim elimizdeki en değerli yeri aldı yani baktığın zaman. Yani Mecidiyeköy'deki o güzel yeri alıp sana gitti dağ başına bir tane stat yaptı yani. Biliyor musun, insanlar şimdi o maçlara giden taraftarlar hala hep o metrolarla çile çekiyor diyor. Hani nerede takılmıyor mesela. Çünkü maç öncesi taraftarın takılacağı bir ortam zaten maç kadar önemli bir şeydir. Yani insanların maçtan önce bir araya gelip buluşacakları, ne bileyim orada tezahürat yapacakları, kaynaşacakları, öyle bir yerler yeni stadın orada nerede var pek bilmiyorum. Belki de oluşmaya başlamıştır yeni yeni ama Yani yani en o yakın Maslak bölgesi var ki orası da iş yani bölgesi zaten. Samiyen gibi değildi yani. Çoğu bakıyorum işte şeyde, Taksim'de filan işte Nevizade'de takılıp maça bir saat kala filan işte çıkılıyor, metroya binilip öyle gidiliyor. Ama işte Samiyen öyle değildi yani. Samiyen'in karşısında yolun öbür tarafında meşhur işte birhaneleri vardı, ne bileyim yanında Burger King'leri vardı, McDonald's'ları vardı. Her çeşit insanın buluşça işte yok marketler vardı, ne bileyim adam birayı alıp sokakta da içiyordu içkisini yani böyle. O güzel değişik bir ortamı vardı ya, o özel bir stattı. İçimizde bir yara olarak kaldı. Anılarımızda nostalji olarak yad edeceğiz. İşte böyle anlatacağız onu. Hani Ali Sami'nin sonsuza kadar hashtag'ini kullanıyorlar ya. Yani öyle Evet. yaşatmaya çalışacağız onu. Tam da onun üzerine Antalya'da Hacı ile buluştular. Hacı'nın takımı da Antalya'daydı. Oradan da çok güzel görüntüler vardı. Önce Fatih Terim'le ikisi arasındaki fotoğraf. Ertesi gün Ümit Davala ve Hasan Şaş'ta fotoğraf paylaştı.
Hacı de bayağı yaşlanmış. Ya ben Görünüyor. orada o fotoğrafı hani gördüğümde çok dediğim gibi çok sıcak bir fotoğraf, samimi, sempatik bir fotoğraf. Şöyle bir ilerisini düşündüm, 10 sene belki 15-20 sene sonrayı işte takım başkanıyla takımın teknik direktörünü falan gözümün önünde canlandırdım. Öyle bir hayalim var yani, bu takımın başkanı Fatih Terim Bize çok olsun. erken geldi hacı antrenör olarak zaten yani. Antrenör bile sayılmazdı belki de geldiğinde. Güzel işler de yaptı Güzel ama. işler yaptı yani, Fener'i beşledi mesela, yani orada Türkiye Kupası'nı aldı Evet. ama işte şampiyonluğu kaybettiği için de böyle bir gönderilmiş oldu. Bizde illa başarı hani şampiyonlukla ölçülüyor. Orada mesela o sene geldiğinde, hatta işte ben o zaman bloğa da yazmıştım. Yani yıllar tabii senin aklındadır, ben şimdi yıllar hiç aklımda değil yani onun senesinde. İşte Cafer Can'ı aldı. Galatasaray Gençler Birliği ile oynarken, hatta en kritik maçlardan biri şampiyonu belki o maçı kaybederekten, kaybettik mi beraber mi bitmişti, öyle bir şeydi, orada puan kaybettik yani o maçta. Mesela orada Cafer Can'ı oyuna aldı ki o da Galatasaray Büyük Birlik takımlarında sürekli oynamış, bayağı yetenek, geleceği için yetenekli görülen bir çocuktu. Orada eleştirilmişti mesela, yani niye alıyor diye. Aynı zamanda aynı hafta Guardiola Barcelona'da gencecik 17 yaşında bir çocuğu yine takım mağlupken oyuna soktu. Ama Guardiola'yı övüyorlardı mesela yani. Aslında işte bu da bizim hani İki yüzlülüğümüzün medyamızın ne kadar ikiyüzlü olduğunu göstergesi. göstermesidir yani. Efsane tabii hacı bizim açımızdan. İkinci gelişi de hani aslında o sezon ilk gelişi iyiydi. İkinci gelişi biraz kötü gitti. Mesela orada Abdurrahim Albayrak'ı da unutamayacağım. Hani ben her zaman her söylerim yani. Yani severim kendisini, ederim ama orada benim böyle kalbime bir çizik atmıştır. Yani o yarada kapanmayacaktır. O bir Fener maçı kaybettik işte bu Seyrantepe'deki statta. Orada maçtan sonra çıkıp o telegol kameralarına işte Hacı'ya bir sürü laflar etti falan böyle. Yani hakaret vari bile kelimeler kullandı orada onun içinde. Yani ona da mesela çok üzülmüştüm. Çünkü orada o sezon bize Hacı hiç yoktan gelmişti. Yani takıma teknik direktör bulamıyorduk biz. Kimse takım başına geçmiyordu ve bir Fener maçı öncesiydi yani. Takım Fener deplasmanına gidecek. Yani öyle o Hikmet Karamanlar bile gelmiyordu yani o sezon, ve isimleri geçiyordu. O takımı kimse almaya cesaret edememişti. Hacı geldi ülkesinden. O takımla çıktı ve orada Fener deplasmanından da beraberlikle döndük biz yani orada. Hani Galatasaray'ın ihtiyacı varsa ben gelirim dedi. Taşın altına elini sokmuştu Hacı ama o sezon yine bir başarı gelmeyince yine Hacı tukak oldu. İnşallah üçüncü dönemi Hacı'nın Fatih Terim başkanlığında Ustalık dönemi. olacaktır. Romanya'da işler yapıyor. Gerçi oradan da gelmek istemeyecektir belki de. Çünkü orada kendi hem kulübün başkanı gibi aslında. Gerçi başkanı Popescu'da yani, o da orada teknik direktörü ama yani istediğini yaptırabiliyor. Çok güzel bir jenerasyon yakaladı. Gençlere çıkarıyor, oynatıyor. Şampiyon oldular, ikinci oluyorlar, oyuncu satıyor, ediyor. Yani o tecrübeyi kazanıp teknik direktörlükte dediğim gibi ustalık döneminde bizi inşallah çalıştırır Fatih Terim. Şey Fatih Terim Bekliyoruz. diyorum ya. Hacı. Çalıştıracak tabii ki antrenör olarak. Bu şekilde söylemiş olalım. Hacı'yı görmek güzeldi açıkçası. Aslına bakarsan yani bizim klasik artık şey yapmadığımız bugün de mi acaba bir Ali Koç federasyon bağlantısı ile ilgili bir haber çıkmadı. Bugün çıkmazsa şey olur açıkçası neydi onu sorun olur diye düşündüğümüz bir gün yaşanmıyor değil. Geçen gün bir basın toplantısı düzenledi Ali Koç ve bu süreçte ilginç paylaşımlarda bulundu. Tabii bunun öncesi bizim haftalarca konuşacağımız dediğimiz yere dayanıyor. TFF'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti mevzusu. Ali Koç elini yüzüne bulaştırmaya ve bütün yaptıklarını açıkçası dökmeye ve bütün bu senaryonun Galatasaray üzerine kurulup Fener'in üstüne kalması sonrasında hazmedememesinin yankıları aslında bir anlamda sürüyor abi. Olaya sen daha hakimsin hani ben olabildiğince takip etmeye çalışıyorum ama yani son durum nedir diyeyim en Ya azından. şimdi Bugün de başkanın bir açıklaması oldu çünkü ona cevap olarak. Ali Koç geldiğinde
Şöyle değişik bir portre çizdi. Ben dedi Aziz Yıldırım gibi olmayacağım. Ben daha vizyoner bir kişiyim. İşte gencim vesaire. Zaten Fener taraftarlarını o şekilde Parasına arkasına güvendi. aldı. Hani hatta bazı Galatasaraylılar, işte Beşiktaşlar, diğer takımlar da "Aa, ne güzel bir başkan geliyor. Bir anda bu ortalığı düzeltecek." Hani genelde başkanlar birbirinin deplasman maçına gitmezler, yan yana gelmezler filan. Hani Ali Koç geldiğinde Beşiktaş başkanını falan yemeğe çağırdı. Orada Beşiktaş maçı vardı galiba, işte maçta beraber oturdular. İşte Galatasaray maçına geldi. Bir şekilde bir dostluk havası falan dedi. Hani ben o eski defterleri karaladım maraladım, onları geride bıraktım gibi laflar etti. Ama onun geldiği nokta şu an Aziz Yıldırım'dan daha kötü bir pozisyona gelmiş oldu. Hani Aziz Yıldırım ne yapıyordu? İki tane Aziz Yıldırım'ın taktiği vardı. Şampiyonluğu kaybettiği zaman hemen ertesi gün, birkaç gün sonra bir transfer haberi ortaya çıkıyordu. Anlaşıyordu yani, parayı bastırıp Avrupa'dan biraz ünlü bir oyuncu getiriyordu. Birden Fenerbahçe taraftarı tekrar bir havaya giriyordu. Biz o yaz dönemi Ya o da transfer başkanlığı havasıyla bırakacağım diyordu. tabii tabii başkanı bırakacağım diyordu. Arkasından geliyorlardı. Ya da lig içinde de maç kaybettiği zaman da hemen çıkıp bir basın toplantısıyla ya hakemlere ya Galatasaray'a birilerine böyle saldırıp birden ortamı değiştiriyordu. Ama seviyesizce yapmıyordu bunu. Yani Ali Koç'unkinde çok ciddi bir Tabii seviyesizlik var. şimdi işte Ali Koç artık hani "ben böyle olmayacağım" dedi, ama tam tersi ondan da daha kötü pozisyona geldi. Sürekli işte onun dilinde "Fatih Terim Galatasaray, Fatih Terim Galatasaray'a" dönmeye başladı. Her toplantıda Galatasaray ile ilgili bir şeyler, hiç de alakası olmayan konularda Galatasaray'ı. İşte en son toplantıda da yine işte Trabzon'u da işin içine dahil etti. Trabzon'da bugün güzel bir cevap vermiş onlara, bir basın bildirisini yayınlamışlar. Onların başkanı da bugün bir kulüpler çalıştayı vardı, futbolla ilgili neler yapabiliriz, neler edebiliriz gibi. Zaten ondan sonra bizim başkan konuştu. Arkasından hemen Trabzonspor başkanını aldılar. O da yine işte Ali Koç'un bu açıklamalarını ona sordular. O da "biz açıklamaları şey komikti. 14 saat 14.61'de açıklayacağız" falan dedi. Kulübün kuruluş yılı mı oluyor? Ne oluyorsa artık onlar için 1461 Bu falan. şey Trabzon'un fethi. Trabzon'un fethi mi oluyor yani? Sadece Tabii 1461 öyle bir saat olmadığı Fatih'in için. Trabzon'u Türk topraklarına Osmanlı topraklarına katması 15 gibi. ne oluyor? İşte 15.01'de yayınlamışlar işte onlar da basın bildirisini. Orada da diyor yani bu iş artık diyor Trabzon şeye döndü diyor ya. Aziz Nesin hikayelerine döndü diyor yani bu iş. O kadar komediye döndü ki diyor, biz düzgün bir şey yapmaya çalışırken diyor bizi işin içine dahil etmeye çalışıyorlar filan. Uzun uzun da açıklamışlar bunlar gelirlerini, giderlerini, Trabzon'un hani neler yaptığını, ettiğini. Hani Ya ki abi yani şey de çok saçmaydı orada. Hiç alakası yok. Kendisi de söylüyor. Konuyla alakalı değil ama diyor. Öyle giriyor konuya. Diyor ki Ünal Karaman şu kadar konuşuldu. Ersun Yanal bu kadar konuşuldu falan diyor. Yani hani hiç konuşacak hiçbir şey kalmadı da bunları mı söylüyorsun diye insanlar açıkçası çok tabi güldüler tabi yani. Hani. Ve yine mevzu yine Galatasaray'a geldi bir şekilde. ama işte bizim başkan ondan uzun zamandır beklediğimiz hamleyi yaptı. Zaten ondan sonra da Twitter'da falan bakıyorum. Herkes "helal olsun başkan, işte biz seni böyle istiyorduk. Hani pasif kalmanı istemiyoruz" gibi ona destek çıkan birçok mesaj atmışlar sosyal medyada. Yani bayağı sağlam, sağdan soldan hani şey amiyane tabirle geçirmiş oldu yani Ali Koç'a. Hani bu laflardan sonra herhalde yani insan yüze çıkacak durumu yoktu. İşte ne diyor mesela başkan akılda kalan, hani diyor şeffaflık diyor, lafta olmaz diyor. Yani şeffaflık diyor, göstereceksin diyor, biz transfer yaparken her şeyi kapa açıklıyoruz diyor. Kaç paraya almışız, adama ne vermişiz, işte kaç yıllık vermişiz filan. Ama diyor sen diyor hiçbir şeyini açıklamıyorsun diyor. Yani oyuncuyu aldık diyorsun, sadece fiyatı da diyor işte gazetelerden öğreniyoruz filan diyor. Ondan sonra hele özellikle ben diyor, ben bir başkan olarak diyor herhangi bir kulüp başkanına diyor yalancı diyecek kadar alçalamam diyor yani. Yani bu söz çok büyük bir söz yani. Ali Koç'un çünkü ona benzer bir sözü vardı. Ona istinaden söylediği. Daha sonra işte Galatasaray için içine sokaraktan Ali Koç'un o basın açıklamasında yine işte "menajerlik ücretleri nasıl olur ya" diyor Galatasaray'a, diyor "bu kadar" diyor "az menajerlik ücreti mi olur Galatasaray'a" diyor. Neredeyse Balıkesir kadar bir menajerlik ücret ödemiş Galatasaray. "Tamam" diyor başkan, "yani ben bunu diyor bana niye diyorsun" diyor. "Bu federasyon bunu açıklamış" diyor. "Yani daha önceki açıklamada da bizde çok menajerlik ücreti gözüküyordu" diyor. "Orada bir yanlışlık yapılmıştır" diyor. "Yani ben diyor o kadar 10 bin
Euro menajerlik ücreti ödemedik diyor. Yani biz daha fazla ödedik bunu diyor ama diyor bunu zaten menajerlik ücretlerinin açıklanması isteyen kişi benim zaten diyor. Yani bunu açıklasınlar diyen kişi benim dedi başkan. Hatta orada da işte hani insan diyor o da güzel bir sözdü. İnsan diyor kendisini ne düşünüyorsa başkasını da öyle zanneder falan diyor. Hani Galatasaray işte şöyle hile yaptı böyle hile yaptı gibi bir şeyler demesine. Baya baya yani şu an şimdi aklımda kalanlar bunlar. Baya bir sağlam başkan konuştu. Artık bilmiyorum yani federasyon gene bize bir ceza başkana verir mi eder mi bu demeçlerden sonra ama helal olsun yani başkan dediğim böyle olur bence yani savunsun çünkü konuşmadığın zaman çok üstüne geliyorlar. Konuşursan o zaman biraz daha çekinebiliyorlar. Belki şimdi bunlar şey denecek işte Türk futbolunda tekrar gerginlik arttı işte gergin bir hava oldu filan ama yani senin üzerine biri sürekli geliyorsa da sen alttan almayacaksın. Sen de gerekeni hani cevabını vereceksin ki başkan da sağlam bir şekilde verdi. Zaten onda bir şeylik de var bizim başkanına bakma. Kelimeler düzgün konuşuyor. Bir hatiplik var onda yani konuştuğu zaman da yerine o kelimeyi lafı gediğine koymasını biliyor başkan. Ağır atın çiftesi pek olur misali. Aynen aynen öyle yani Arat'ın çiftesi pek olur. Yani durdu 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 tam yerinde bir konuştu bir konuştu başkan. Bundan sonra şimdi gene bakalım sıra onlar da ne konuşacaklar. Yani bu Ali Koç'un bence gündem değiştirmeye çalıştığı bir toplantıydı abi, bu tamamıyla Galatasaray'a yüklenmek. İşin asıl kısmı harcama limitlerinin sonrasında Fenerbahçe'nin hem transferini, son yaptığı Fayat transferini bile meşrulaştıramayacak durumda olması aslında. Öbür taraftan puan silmeyle ilgili durumların ortaya çıkması Tabii. tamamıyla bir gündem değiştirme Aynen şu hareketiydi. an bak dediğim gibi gündem değişiyor. Şu an ceza açıklanmadı daha. Esas merak herkesin beklediği şu. Sen ne ceza vereceksin? Beşiktaş'la Fener'in itirazını takım reddetti. Hani bu transferlerle ilgili işte bu parayla ilgili, borçlanmayla ilgili ama şimdi sen bunu şeyi aştın. Gereken limiti aşmış oldun. Bu limitler aşıldığında Bursaspor eksi 3 puan aldı. Eskişehir. Eskişehir 9 puan aldı. Hatayspor'un aldığı puan cezaları var ve bunlar da oyun oynanırken alınıyor. Hani şu anda Fener şeyi kurtarmaya çalışıyor. Aman diyor yani bu seni almayalım. Ceza alırsak da seneyi alalım. Peki bu diğer takımlar hatta Galatasaray Sekidika'yı işte yok aldı mı aldı işte Eskişehir'in canı yandı falan gibi böyle bazı söylemler var da Eskişehir'de puan kesilirken kimse sesini çıkarmıyordu yani Eskişehir 9 puan Eskişehir'den alınırken belki Eskişehir küme düşecek o 9 puanla. Ya da Bursa belki şu eksi puanla şampiyonluk kaçıracak. Şu an yukarılara oynuyor Bursaspor. Belki sene sonuna baktığında 1 puanla 2 puanla Bursa 1. lige işte Süper Lig'e çıkamayacak. O zaman ne olacak? Hani sadece Fener değil bir kural uygulanıyorsa hani herkes için uygulanacak. Fener'de şu anda işte bunu dediğin gibi bir gündemi değiştirip buradan kurtulmaya çalışılıyor ama öyle de bir şey yok bakalım bekliyoruz yani bu gündemde tutulacaktır. Yani bu özellikle puan silme mevzusu üzerinden çok açıkçası gündem sertleşecek gibi görünüyor. Çünkü ciddi anlamda özellikle hem federasyon başkanının videoları sürekli açıkçası servis ediliyor medyada. Yani sadece sosyal medyada değil, normal görüntülü medyada da, yani diğer ondan sonra hakim medyada da bu videoların, bu ifadelerin sürekli söylendiğini görüyoruz. Orası ciddi anlamda kızışacak gibi görünüyor abi. Ya bir de şeyi açıkladı işte dünkü yine toplantısında Zorlu Center'daki konuşmayı filan. Yani aslında konuştukça batıyor bir bakıma yani kendi kendini ihbar ediyor. Yani biz işte orada hakemlerle ilgili konuştuk biz işte hakem seçimlerini konuştuk filan. Yani Juventus'un küme düşme sürecinde adamlar hakem konuştuğu için küme düşürüldüler. Yani orada Juventus'un Juventus başkanının başkanı Mancini. Mochi'nin orada işte telefon hani dinlemelerinde ortaya çıkmıştı. Yani hakemleri ayarlıyormuş işte bizim maça şu gelsin, rakip takıma bu gelsin. İşte bu hoca niye oynat işte bu maçta görev verilmiyor. Öbürüne niye veriliyor gibi konuşmalarından dolayı yani adamlar küme düşürüldü. Sen aynısını yaptım diyorsun bir de hiç utanmadan, çekinmeden. İşte bizim maçlarımızdaki hakemler bir dahaki hafta görev almadı. Ben bunları federasyona işte bunları sormak için toplandık filan. Yani ne hesap soran kişi misin abi nesin yani? Sen niye soruyorsun? Adamlar Avrupa'da bunun için takımları küme düşürdüler Tabii. yani. O yüzden iş öyle bir yere
şey yaptı ki yani şu an çıkacak bir noktası yok. Bir şekilde birilerine saldıraraktan gündem değiştirmeye çalışıyor ama bilmiyorum, federasyon da artık çok arkasında duramıyorlar. Onlar da kendi derdine düştü galiba. Bekleyelim ve bakalım, diğer podcastlerde yine konuşuruz. Ceza ne gelir bunlara? Kaç puan gelir? Kurtarmaya çalışıp bunlara Gelir mi ya da? gelir mi? Ya da seneye mi gelir? Ya da bunu uzatırlar, bunu da ligin durumuna göre baktılar şampiyonluktan uzaklaşıyor. Neyse hadi bu sene verelim mi derler yani, böyle ligin sonlarına doğru mu gelir ceza? Takip edeceğiz süreci zaten. Herkes takip edecektir süreci. Sabırla bekleyeceğiz. Ama bunun dışında yine gündemdeki farklı süreçlere bakacak olursak abi, özellikle hem Türk futbolunda hem de Avrupa futbolunda farklı farklı açıkçası süreçler yaşandı. Ama tabii bizi en çok üzen kısım dün akşam oldu. Merih Demiral maalesef ciddi bir golü attıktan sonra, özellikle uzun süre sonra ilk 11 oynamaya başlamışken maalesef çapraz bağlarının bugün koptuğunu öğrendik. Abdülkadir, Yusuf Yazıcı ve şimdi de hatta Beşiktaş'ta Dorukhan da sanırım. Doğukan mıydı? Evet, o da var. O O da da sakattı. aynı, onun dışında onlara bir de maalesef Merih eklendi. Avrupa Şampiyonası öncesi moraller bu anlamda bir bozuldu. Bir bir yaprak dökümü derler. Yani böyle gidiyoruz. Yani onlara da işte milli takıma da nazar değdi. Harika bir milli takım oluşturmuştuk ve Euro işte 2020'nin yani sürpriz takımlarından biri olacaktık. Önümüzde açık diye düşünüyorduk. Ama maalesef işte zaten en önemli tarafımız savunmaydı. Savunmanın bir tane elemanını dediğin gibi dün akşam kaybettik. Kötü bir sakatlık geçirdi. Gerçi bugün attığı tweet işte 2020'de görüşürüz diye bir tweet atmış. Biraz ümit verici. Yani çünkü hırslı bir çocuk. Yani güçlü bir de yapısı var. Uğraşacaktır dönmeye. Bir şekilde antrenmanlarını, o tedavi süreçlerini yapacaktır. Çünkü yani ola da biliyor. Yani iyi bakarsa kendine bir şekilde, işte Melo büyük bir örnek, hep aklıma o geliyor. Yani çok büyük bir ameliyat oldu ama sezon bitmeden sahalara dönebilmişti. Yani burada 6 ay var Haziran'a kadar. Yani belki o süreçte döner mi? Ha, dönemedi. Gene biz geçen podcastlerde konuştuk ya, yani bu yeni jenerasyonda stoper konusunda iyiyiz yani. Bizim Ozan'ımız var. Çağlar Ozan ikilisi. Tabii onlar ikisi oynamaya başlayacaklardır. Tabii biraz hazırlık maçlarını o dönemde Şenol Güneş'in biraz fazla alması lazım ki o birlikteliği onların sağlaması anlamında. Yani o da gereğini Çünkü yapacaktır yani. Çağlar Ozan, Çağlar Merih ikilisi gerçekten çok güzel bir ikiliydi. İyi, onlar iyi uyum Evet. sağlamışlardı. Birbirini çok iyi tamamlıyorlardı. Artık olmazsa Ozan'la devam edecekler. Onun dışında abi Cenk Tosun Crystal Palace'a gitti. Yani çok konuşuluyordu. Ülkeye mi dönecek? Bizle bile adı anıldı, Galatasaray'a gelme ihtimali konuşuldu. Beşiktaş'a mı gidiyor dendi. Pek çok şey yaparken. Yani Cenk'in de açıkçası ya ben takdir ettim. Yani İngiltere'de kalma isteğini takdir ettim en azından. Çünkü belki de çok pek çok burada Kolayı kolayı seçmedi. seçmedi. Parayı tercih etmedi. Evet. O da önemli. Oynamayı seçti. Avrupa Şampiyonası'nda o da oynamak istiyor. Oraya da hazır gitmek istiyor. Yani Türkiye milli takımının golcüsü olarak Avrupa Şampiyonası'nda kendini göstermek istiyor. O yüzden yani yedek kalmaktansa ben dedi çıkarım. Maçımı oynayaraktan hazır olarak giderim dedi. İyi oldu onun adına. İyi bir seçim olmuş oldu. Zaten hani Ancelotti'nin de ona şans vermeyeceğini hissetti. O da oynamayı seçmiş oldu. Yani hayırlısı olsun ona da. Cenk'e başarılar. Onun dışında ligdeki diğer transferlerden de şöyle kısaca değinecek olsak, Simon Payet transferi vardı. Komoli tweet'i orada gündeme geldi. O zaten bomba. Ya o da bombalardan biri. Hani Fatih Terim Arda konusunda işte başkana ya keşke başkan böyle demeseydi dedikten sonra birden ortalığı alevlendiren medya, Komoli'nin Simon Fayet transferi sonrası özellikle o demeci vermek için, yani bu transferi ben yapmadım, bu transferi Başkan Ali Koç yaptı demek için açtı Twitter hesabından sonra pek sesini çıkarmamış oldular. İşte bu da her zaman hani dediğimiz gibi ne kadar ikiyüzlü olduklarını hani göstermiş oluyor. Yani başkan bu adamı getirdin, elinde bunun uzun bir liste var dedi, 100 küsür kişilik bir şey var dedi ama
Adam kimlerin yani onun aldığı oyuncular belli, Türkiye Ligi'nden alıyor. Ondan sonra baktın kendin transfer etmeye başladın artık oyuncular. O da çok kötü bir oyuncuymuş yani. Bugün Evet. yani Sokrates'te dinliyorum, onların podcast'ini dinliyorum işte, Atanların podcast'ini de. Orada Fatih Demirel'den bahsetti. Yani Fatih Demirel biliyorsun şeyin zaten Almanya'nın, onlar Evet. oranın piri, oradaki ligin filan. Vallahi demiş ligin en kötülerinden biri demiş yani. Simon Fayet için nasıl bunu getirdiler, ne diye getirdiler bunu bilmiyorum demiş yani. Baya kötü bir transfer olarak söyleniyor. Şey var, Simudika var. Evet, Sümidika'nın Krayivo. Craiova'ya gitme durumu var. Ya o da istediği anlaşma yaptı galiba. Tekrar bir anlaşmasını Gaziantep Futbol Kulübü ile uzattı ama istediği transferleri yaptıramayınca herhalde kendi ülkesine dönecek. Craiova'da tamam demiş, biz senin şeyini de öderiz yani, sözleşmeyi, fesih bedelini de öderiz falan gibi bir durumlar var. Renkli bir hocaydı o ya. O Türkiye Ligi'nde kalsın yani, hatta Türk vatandaşı olacağım diye de bir demeçleri vardı bir Evet. ara. Yani onun da öyle bir durumu var. Göztepe Sivas Adebayor, pardon, Adebayor'u Sivas. düşünüyormuş. Yasin diyecektim bir an. Yani Sivas, Göztepe deyince Yasin kafa oraya gitti bir tam anda. Göztepe'den Sivas'ta Yasin'i aldı. Yasin şampiyonluk işte yaşamak istiyorum demiş. Hani Tecrübeliyim diye gitti herhalde. Eren'i işte onlar beraber gittiler Göztepe'ye. Eren'i de kadro dışı bırakmışlar. Yasin'i de bıraktılar. Eren nerede ne yaptı bilmiyorum da işte Yasin Rıza'nın yanına gitmiş yani Sivasspor'a. Kullanacaklardır orada yani, o da kanatlarda hızlı harekette iyi bir uyum sağladığı zaman, biz de Schneider'le iyi bir uyum sağlamıştı zamanında yani, sonra tekrar uyumu sağlayamadı tabii yani, orada bir düşüş oldu. Podolski Rize tweet'i. Ya kim uydurmuş savunu işte böyle de bazen bu diyor hani, dedik ya transfer sevicileri var, transfer sezonu çok seviyorlar. Podolski Rize'ye gelecek, Rize ile görüşüyor gibi bir tweetler vardı. O da öyle bir tweet atmış yani, nereden çıkarıyorsun bu haberleri gibi yani. Çayı çok seviyor ya. Hep Rize çayı Hemen o falan diye Rize paylaşıyor. Rize Fener'i yendikçe paylaşıyor Çok özellikle seviyor bir de böyle yani, hani Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da şeyde, Çin'de bile her hafta çay fotoğrafı paylaşıyordu. Çin'de de içiyorum falan diye böyle. İlginç ya. Yani Podolski Rize'ye nerede geliyor Podolski? Oynadığı yerden halinden memnun yani. Evet, adaya doğru uzanıyorum abi. Tabii ki de yine bir kırmızı, her zamanki o sene bu sene diye peşinde koştuğumuz Liverpool. Çok aşırı derecede iyi bir süreçte gidiyorlar. 21 maçta, son 21 maçta 20 galibiyet, bir beraberlik. Bir beraberlik de Manchester'la olan beraberliğiydi. Bu hafta da Manchester'la oynayacaklar tekrar. Evet, bu hafta ne yapar? Hadi tahminde. Artık bir podcast'te şey yapalım. Tahminde bulunalım. Bakalım. Belki Liverpool'a bir çelme taktırırız. Gerçi çelme takılmasını istemiyoruz da. Abi, iddia diliyle ilk yarı 0, ikinci yarı 1 falan diyeceğim, ama bence ilk yarıda, yani ilk yarıda Liverpool, ikinci yarıda Liverpool Ya bence yani. City ile bu Manchester'ın kupa maçını izledim işte bu hafta. Hatta işte Manchester'ın Old Trafford'daydı maç. Mahvetti ya City yani Manchester United'ı. Hatta işte ondan sonra da Solskjaer'in şeyleri falan konuşuldu işte. Gönderilmesi falan da gündeme gelmeye başladı. Hani öyle bir oyun oynarsa, o kadar öyle pasif kalırlarsa, o kadar etkisiz kalırlarsa kendi sahalarına bile Liverpool'dan bir hizmet yaşarlar. Onu demişken aklıma şey geldi. Yani Liverpool artık hani şampiyon, artık bir neyesi kalmadı sonunda. Yani Liverpool'un o halde yani kaç 16 puan falan mı yaptı? Çok büyük bir farkı Evet. oldu. Şey Rıza'nın bir açıklaması var işte, Rıza Çalınbay'a demişler ya şampiyonluk düşünüyor musunuz, ufukta var mı gibi. Ya demiş yani burada demiş Liverpool 16 puan fark yapmış ve ligin en iyi topunu oynayan takımken, Klopp şampiyonluktan bahsedemiyorken ben nasıl şampiyonluktan bahsedeyim demiş yani, aramızdaki öyle çok büyük de bir fark yok ve arkamda da ligin dört büyükleri benim peşimde koşuyor yani, ve yanlarında da Başakşehir var. Hani ben nasıl şampiyonluktan bahsedeyim demiş, güzel bir sözdü yani, şimdi o aklıma geldi. Hani hala Klopp'tan öyle bir düşünce şey söz duymadık. Hani biz diyoruz, herkes diyor artık Liverpool'un önünde kimse duramaz. Guardiola'nın da açık açık demeçleri var. Yani tamam bu sene bitti artık. Bu sene Liverpool bu işi götürür. Yani bu kadar fark açan bir takım ve böyle de güzel top oynayan bir takım bırakmaz diyor, ama yani ben Jürgen Klopp'tan hala biz şampiyon olacağız, şampiyonuz gibi böyle
takımı rehavete Demez de sokacak zaten onu. falan bir şey duymadım. O şeyi izledin mi maç sonunda? Tottenham maçı sonrasında tribünlere, yani bizdeki üçlüyle onların üçlüsü farklı, tribünlere oley 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 yaptırıyordu. Ya Nasıl bir tutkudur o yani? maçın ilk yarısını izledim. Hatta dedim dur bakayım şey nasıl olacak. Özellikle artık Mourinho için izliyorum maçları. Yani ilk yarı işte golü de gördüm. Firmino'nun golünü de gördüm. Ama ikinci yarı izleyemedim. Bir şey oldu. İkinci yarı seyredemedim. İkinci yarıda baya bir şey Tottenham aslında iyi oynamış. Pozisyonlarla yakalamış. Ama işte çeviremişler ya da golü atamamışlar. Gerçi bir penaltılara falan da bir pozisyonu mu olmuş verilmemiş bir kart pozisyonu mu var? Mourinho'nun demeci var yani. Artık konuşmaya başladı dedik ya geçen hafta. Yani Isınıyor diyelim yavaş yavaş. puanlar gittikçe mağlubiyetler geldikçe konuşmalar başlıyor da bu biraz aslında erken yani onlara girmemesi lazım. Çünkü o sonlara doğru kullanılacak şeylerdir bunlar. O mermileri hani harcamaması lazım. Ya demiş orada VAR hakimleri herhalde o anda çay içiyorlardı. Yani orada o pozisyonu kırmızı kartı göremediler gibi bir demeci var Mourinho'nun. O da işte orada bir mazeret bulmuş. Ama fena da oynamamışlar ikinci yarı. İlk yarı o kadar etkili değillerdi belki ama ikinci yarı bir bastırmışlar etmişler de. Yani Liverpool çok güçlü. Yani Liverpool bu sene hani o Ya her bölgede bu kadar rakipsiz, alternatifsiz olmak, yani savunmasından kalecisine, bekine, forvetine varana kadar, kenarda bekleyen oyuncularına kadar herkes giren şey makine gibi ya düzeniyle tıkır tıkır işte işliyor yani. Guardiola'nın Barcelona'sı gibi hani nasıl domine etmişti yani o Evet. Barcelona dendiği anda kesin kazanacak diyorduk. Ya da işte o 4 sene üst üste şampiyon olduğumuz dönemde Fatih Terim'in Galatasaray gibi yani. Orada kimse önümüzde duramıyordu yani. Es kaza bir beraberlik oluyordu. Çok az mağlubiyet oluyordu. Yani Galatasaray kim yani kadroda kim olursa olsun kazanıyordu mesela maçları. Yani Liverpool'da öyle bir takım oluştu. Şu an İngiltere Ligi'nde yani o oynatıyor gençlerle çıkıyor kazanıyor. İşte az takımla çıkıyor kazanıyor. Bir şekilde sürekli kazanıyor. Baksana 20 küsur maç yani kazanmak yani az bir Ki şey daha mi yani? Arka yenilmediler yani, arkaya en daha son yenilmediler. 3 Ocak 2019'dan beri de Bir yenilmediler. sene boyunca yani yenilmedi. Şubat geldi neredeyse. Onun dışında Agüero Premier Lig'den fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. 177 golle abi. Eski Onlar rekor Thierry da Henry'ye aitti. Aston Villa'yı dağıttılar yani. Bayağı bir hat-trick yaptı işte o maçta orada. Onları yendiler. Yani tekrar bir toparlanıyorlar galiba. Yani bir sürece girmişlerdi. Bir puanlar kaybettiler. Biraz fark açıldı City ama işte tekrardan hem ligde kazandılar hem de işte İngiltere Kupası'nda Manchester United'ı yendiler. Orada da fark yaptılar. Tekrar onlar bir havayı yakaladı ama hani şampiyonluk zor ya oralara gitmeleri zor yani. Belki Şampiyonlar Ligi'nde hedef koydular onlar. Belki orayı alırlar, finale oynarlar Yani en son şeyinde Guardiola'nın da zaten benzer bir açıklaması vardı. Ligi yani. biz biraz zor alırız. Tabii Zaferimiz var. evet. Bir Sadio Mane atasözü diyor ki abi, neden 10 Ferrari, 10 elmas saat, 2 özel uçak isteyeyim ki? Bunlar bana ve dünyaya ne kazandıracak? Evet o da çok konuşuldu. Onun yaptıkları da konuşuldu. Yani hatta şey paylaşımı vardı ya bir maça giderken bir fotoğraf vardı. Cep telefonun ekranı kırık bir ekrandı böyle yani onu değiştirmemiş ekranlı filan. Yani adam öyle diyor ya bunlar diyor bana bir şey kazandırmaz diyor. Aldıklarını kendi ülkesinde paylaşıyormuş. Orada işte yardım kuruluşlarına yardımda bulunuyormuş. İşte para sağlıyormuş onlara bir şekilde. Hoşumuza gitti o demeci duyduktan sonra. Yani futbolcular ara ara yapıyorlar. Bazıları bunu ortaya çıkarıyor. Bazıları hani bunu gizliden gizliye de yapanları var. Tabii ki yani aldığını paylaşırsan hani ne derler yani paylaştıkça çoğalır derler ya yani Evet. paylaşırsan Allah sana daha da çoğunu verir. Ki dediği gibi de yani 10 tane saatle işte 3 tane Ferrari ile bilmem neyle filan yani ne olacak? Yani bazıları çok seviyor. İbrahimovic çok sever arabayı mesela yani. Hadi ya da bana bir araba yeter demiş demek Mane yani. Yani güzel bir bakış açısı en azından, yani dünya malının değersiz olduğunu işte bir anlamda vurguluyor. Yunus'un sözü gibi, mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan Ya der öyle gibi. Fight Club'da vardı orada bir şey ne diyordu? Sahip olduklarımız zamanla bize sahip oluyor diyordu hani eşyalar falan. Evet. Şimdi adam
evini döşemiş, almış arabasını, en kral arabayı almış. Arabaya binmekten korkuyor. Aman arabam çizilecek. Evine en pahalı mobilyayı almış. Mobilyanın üzerinde oturamıyor. Mobilya bozulacak diye. O zaman sen bu eşya birden senden değerli olma pozisyonuna geliyor. O Orada yüzden şey de vardı bağlantılı. Bütün hayatı koltuk takımı almak için yaşıyoruz falan diye tabii işte böyle. aynı. Aynı bu mantıkla devam edeceğim. Yani işte o da bana diyor bir araba yeter, ne yapacağım diyor, 3-5 tane arabayı diyor, işte bu kadar pırlanta saatler maddeler saat zamanı göstermek içindir diyor, yani bir tane olsun yeter diyor. O da bir mantıktır ve doğru bir mantık aslında ya. Liverpool'la ilgili son bir başlığımız daha var. Liverpool seneye New Balance'tan Nike'a geçiş yapıyor abi. 80 milyon poundluk bir anlaşma imzalamışlar. Bu anlamda rekor Real Madrid'de. Adidas'la 110 milyon pound İngiltere parası Parasıyla. üzerinden konuşacak olursak. Yine Barcelona Nike'la 100 milyon poundluk bir anlaşması var. Manchester United'in Adidas'la var 75 milyon ama Manchester United'in zaten reklam gelirleri dünyanın en çok reklam alan takımı. Yani reklam gelirleri ve yani futbol dışı kazanılan paradan en çok para kazanan takım Manchester United. Manchester City'nin de Puma ile 65 milyon poundluk bir anlaşması var. Bir de bizim Sakarya'nın abi. Göğüs reklamında senin paylaştığın bir şeydi. Sen anlat direkt istersen. Dediğim gibi göz reklamında kiralık yazmışlar. Hani billboardlar olur ya da işte büyük binaların üzerinde reklam şirketleri yazar ya, işte kiralık diye buraya reklam verebilirsiniz gibi. Onlar da formasını boş formüle çıkmamışlar. Biz reklam istiyoruz dercesine kiralık yazmışlar göğüs reklam yerine. Etkileyici bir reklam olmuş. Aslında dikkat çekici bir durumda olmuş. Belki de reklam alabilirler ama burada aslında işte bizim kulüplerin yani maddi olarak aslında ne kadar zayıf olduğunu da gösteriyor. Hani şimdi baktığı zaman Bizde para veriyorlar mı bilmiyorum ama yani tedarikçi modu konumundalar büyük ihtimalle. Yani para al, ben bugüne kadar hiç sen takip ettin mi hiç öyle bir şey? Ben ya hatırlamıyorum bilmiyorum yani para yani, belki aldıklarını. bizim büyük kulüpler 3-5 alıyorlardır yani de hani bu şeylerden, ama hani bunlar kadar tabii nerede yani, bunların Ya yanına bana yaklaşılmaz bile açıkçası yani. Liverpool Nike anlaşması az bile geldi yani 80 milyon Çünkü pound. şimdi Galatasaray bildiğim kadarıyla Nike'ın özel kulüpleri arasında, yani elit kulüplerin arasında Galatasaray. Bir de işte Nike başkalarına da yapıyor ama onlar ayrı forma yapıyor. Elit kulüplere özel formalar yapıyor. Galatasaray bu elit kısımda. Belki Galatasaray ondan dolayı bir şey ücret alıyordur. Hani ne kadar alıyor onu bilmiyorum ama dediğim gibi nerede yani 110 milyonlar, 100 milyonlar falan, yani bunlarla direkt bütçeler düzelir. Yani böyle bir şey almış olsan Tabii. işte bunlar da büyük takımlar olduğunu göstermiş oluyor. Yani endüstriyel futbol nerelerde yani. Hani finansal fair play diyor ya UEFA. Yani bu takımlar bunları alırken biraz bunlara da bir ölçü konulsa. Hani madem eşitlik istiyorsun, bir şey istiyorsun. Vallahi yani çok ciddi paralar abi. Yani dediğin gibi direkt bir takımı kalkındıracak paralar bunlar. Umarım ilerleyen zamanlarda bizlerin de bizim takımlarımızın adı böyle bir anlaşmayla geçer. Yine dünyanın en büyük kulüplerinden biri Barcelona. Barcelona'da bir bayrak devri yani bayrak teslimi süreçleri zaman zaman geliyor. Şimdi de Luis Enrique'den sonra Valverde mi vardı Valverde şimdi? var. Valverde'den sonra da abi şimdi Xavi adı geçmeye başladı. Barcelona'nın efsane oyuncusu. Öyle bir görüşme yapmışlar. Onlar Erik Abidal de eski onun zaten takım arkadaşıydı, şimdi sportif direktör olmuş Barcelona'da. Öyle bir görüşmüşler. Hani ben diyor şu an diyor Xavi takımın başındayım diyor. Yani Al Sadd diye bir takımda teknik direktörlük yapıyor. Biz sadece görüştük falan diyor ama tabii o görüşmeleri Barcelona'da iyi bir süreçte değil. İşte onlar da Süper Kupa'da o yarı finalinde İspanya Süper Kupası'nda elendiler, yenildiler. İşte hatta dün de penaltılara gitti. Belki Atletico Madrid, Real Madrid maçı değil de millet Barcelona şey maçı bekliyordu. Yani orada Real Madrid maçı bekliyordu. Ki o maç da Arabistan'da oynandı değil mi? Yani öyle bir şeydi. Evet. Adamlar parayı bastırıyor, getirtiyorlar takımları ya. Yani futbol artık hani bizim o sevdiğimiz oyun futboldan o kadar uzaklaştı ki yani, bak her şeyin içinde öbür tarafta 110 milyon forma tedarikçiler şeyle paralarından bahsediliyor. Öbür takımı
Koca İspanya Süper Kupası'nı kendi ülkesine getiriyor. Kendi vatandaşının önünde oynatıyor filan. Hani o süreçte de onlar orada kaybettiler. Çok da iyi gitmiyorlar. Yani ligi de eskisi gibi böyle o farkı pek açamıyorlar, edemiyorlar. Yani maçlarda da çok zevk veren oyunu oynamıyorlar. Böyle de eski oyuncularını getirip dediğin acaba bir Luis Enrique etkisi yaratır mıyız? Yani sonuçta onların kaptanlığını da yapmış bir oyuncu. Öyle bir söylentiler dolaşıyor. Tabii söyle şey dönemi şimdi yani transfer dönemi. Sadece bizde değil Avrupa'da da konuşulacaktır Tabii yani neler konuşuluyor. söylentiler. Biz buraya çok almadık ama yani ciddi anlamda konuşulanlar var. Bizde de Mardin 2. Amatör Lig Ömerlispor'da yine geçen hafta 70 yaşındaki bir amcamızı konuşmuştuk. Bu hafta Şerif bu Kunt. O Şerif ismi Kunt. unutmam. Ben direkt unuttum abi. Bu arada televizyonda denk geldik. Eşimle izliyorduk o arada. O böyle ilgisini çekti. Yakaladım dedim, bu hafta dün şeyi dinlememişsin. Ya diye hepsini dinlememiştim. Ne zaman konuştunuz siz falan dedi. Dedim sonlarda konuşmuştuk. Yine sonlara geldi. Bu hafta da Şükrü Yiğiter 57 yaşında bir transfer var abi. O da torunuyla beraber bir fotoğrafı çıktı onun. O biraz daha tabii ona göre hani şey genç diyelim ona yani. Torunun adı da İsmail Demirtaş, 18 yaşında. Evet 18 yaşında torunuyla aynı takımda top koşturmak o da ilginç olsa gerek. Biz bunları gördükçe işte aklıma acaba dedik böyle yaşlı şeyler bulabilir miyim falan derken şimdi bol bol şey haberi çıktı. Japonya Ligi'nde dünyanın en yaşlı profesyonel oyuncusu. Kaç o da 51 yaşın pardon 52 yaşında galiba değil mi? 52 yaşında 52. Kazuyoshi Miura. O da takımıyla Yokohama FC ile sözleşme yenilemiş. Yani bir sene daha oynayacağım demiş. Yani bundan 10 sene önce 30'lara gelince yaşlı muamelesi yapılıp 32-33 Emektar işte futbolcu diyorlardı eskiden. Yani böyle. şimdi 32-33'te tecrübeli futbolcu olarak büyük kulüplere transfer oluyorsunuz. Evet, mesela söz. 40'larda emektar oluyorsunuz. 50'lerde artık son dönem gelmiş oluyor belki de. Bak ne geldi aklıma? Emektar futbolcu derken bir de şey medyada bu magazin medyası şey var ya uzatmalı sevgili diye bir söz vardı ya. Evet. Bu Orhan Gencebaylar'a falan çok kullanıyorlardı herhalde onlar. O evli değil değil mi? Yani Orhan öyle bir şey yaşıyor mesela uzatmalı sevgilisi falan işte Müslüm Gürses'e de öyle deniyordu Evet, o tarz yani. Yani ifadeler uzatmalı var. sevgilisi nasıl oluyor diye düşünüyordum. Bir de futbolda emektar futbolcu. Acaba nedir bu ya? Emektar futbolcu. Diğerleri emek vermiyor. Özel ödül. Emektar ödülü falan da. Öyle genç semih filan Evet, sıfatlar. sıfatlar çok abi yani futbolda. Semih'in isyanı vardı. Kaç yaşına geldim hala genç Semih. Küçük Bülent, Biliyorsunuz. Büyük Bülent. Eskiden soyadları yoktu böyle. Bülent 3 hatta. Küçüğü var, 3'ü var. Bir de şey pardon, küçüğü büyüğü, bir de 3. 3 olunca 3 Biz diyorlardı sıfat eklemeyi seviyoruz. O yani. ülkece o bir gerçek. Son olarak abi son iki basketbolla bitirelim bugün. Anadolu Efes Barcelona'yı yendi geçen akşam. Çok muazzam bir maçtı gerçekten yani. Özellikle maçın sonunda. Ergin Ataman bence yani izlediğim kısım yani maçın tamamını izledim ama yani o kısmı özellikle takip ettim. Bir Greg Popovich vardı, kendini attırdı. Yani orada ilk bir teknik faul denedi. Teknik faul aldı ama takım kendine gelmedi. Bu sefer ondan sonra önce bir itiraz etti, baktı hakemler uyarıyorlar, daha da dellenip kendini attırdı. Ondan sonra takım açıkçası toparladı. Barcelona'yı deplasmanda yendi ki son periyot 14-0 başlamıştı. Ne diyorsun Barça Efes'in bu trendiyle Şimdi ilgili? önce o attırma olayında Fatih Terim aklıma geldi. Fatih Terim o taktiği yapıyordu. Mesela bir Mersin maçı mıydı Mersin maçı neydi değil abi. mi? Yani işler kötü giderken itirazlar bilmem Drogba neler attı o. falan Hatta böyle. çıkar çıkmaz gol Drogba atmıştı Orada bir sonrasında. kendini attırdı. İşte arkasına hatta Ümit'i de attılar galiba 2-0 böyle filan. Ümit'e attılar, Hasan Şaş'a Hasan'ı attılar. falan böyle atıldı orada ortalığı karıştırdı. Dönüşünde Galatasaray bir reaksiyon verdi. Hani 2-0'dan 3-2'ye döndü maç orada. maçı çevirmiş olduk. Direkt aklıma o geldi. Yani o demecini okudum bilerek kendimi attırdım falan diye maçtan sonra demeç vermiş. Onu okuduktan sonra aklıma Fatih Terim geldi. Şey çok güzel işte, daha sonra videoyu izledim. Ben maçı izleyemedim işte. Maç böyle geç saatte olunca ben kaçırıyorum maçları. Ondan sonra çıkarken o klasik hareketi var ya işte böyle yumruk sokup tribünlere Yumrukşova. yapması falan böyle. O O Barcelona tribünleri bir de yani. Yumrukşova başka şeyler de ekledi ama Yani o da yine de hoşuma gitti mesela yani orada.
Yani tam o dönemde Barcelona tribünlerinden biraz aşağılayıcı, biraz küfüre kaçan sözler gelmeye başladı. Haliyle o da maçın heyecanı, hem de tam da gaza gelmiş durumda abi, yani tabirle. Yani hem şovunu yaptı gitti. O yumruk şov onun özgüveni aslında. Yani aslında Tabii. o anda takıma ne kadar güvendiğini de gösteriyor. Öbür açıdan da açıkçası yani Greg Popovich'i, yani benim basketbolda en beğendiğim antrenördür açıkçası. Yani San Antonio ile yaptıkları, şu anda modern basketbola kattıkları açısından bakacak olursak. Yani Greg Popovich bir dönem bu işi NBA'de çok iyi yöneten bir adamdı. Maç içerisinde hakemlere tepki vermek ve aynı zamanda takımına mesaj vermek adına teknik faul alırdı. Bazı maçlarda kendini attırırdı yani özellikle. Ve şuna da şu mesajı da verirdi. Yani ben atılsam da benim teknik ekibim, ondan sonra en azından benim kadar kaliteli olmalı. Benden sonra gelecek olanlar diye, ki o ekipten çok fazla açıkçası isim şu an hem NBA'de çok iyi takımlarda antrenörlük yapıyor durumdalar. Ki onlardan bir tanesi de işte yarın oynayacaklar. Messina 3 sene San Antonio'daydı açıkçası. Bu sene Avrupa'ya geri döndü. Messina da onlardan bir tanesiydi. Valla yani Popovic'in şeyini devam ettirdi, ama yani bu tarz şeyleri kullanmak da önemli. Tam o arada zaten hakemler böyle bir, açıkçası tam böyle tarafını belli ediyordu maç içerisinde. Efes de o ara kötü gidiyordu. 14-0 başlamış. 16-2 olmuştu seri tam o arada. Yani Ya ve Yakup Sekizkök, işte oraya bağlayacağım aslında. Yani antrenör ekibi Yakup Sekizkök'ün orada muazzam hamlesi. Evet, kalan 4,5 dakikayı çok ciddi götürdü. Çok güzel bir şekilde götürdü. Tabii onun dışında oyuncuların katkısının dışında Shane Larkin'in yine harika performansı yani. Yani sıfır ego. Ve takımı oynatmaya her şeyden önce, yani bu tarz oyuncularda savunma da açıkçası çok beklemezsiniz, ama muazzam da savunma yapıyor. Yani tamamıyla kendini takıma vermiş durumda. Geçen sene bu dönemlerde Larkin bir açıkçası kangrendi, baş ağrısıydı. Ama ne zaman işte Ergin Ataman onunla konuşuyordu, yani sen NBA'ye gitsen harcanacaksın, bak biz burada sana bu kadar çok değer veriliyor, biz seni çok önemsiyoruz deyip konuştuktan sonra onunla müthiş bir dönüşü olmuştu. Onu da ilk hatta şeyi Barcelona maçı diyor. 37 atıp böyle bir kendi silkelendiğini göstermişti. Sonra da zaten o şampiyonluğa, Final Four'a doğru süreç gitmişti. Mitch için olmadığı bir maçtı sakatlığından dolayı. Dunstan uzun süredir yok. Vallahi Efes Singleton da iyi oynamış herhalde, bayağı sayı atmış. Singleton da eski takımına karşı bir karakter ortaya koyacaktı açıkçası, ama yani gerçekten çok güzel oynadı. Takıma giren herkes çok ciddi performans verdi. Ama tabii yani gölgede kalması Singleton performansı da abi çok iyiydi bence Şey de Ergin Ataman atıldığı o anları konuşurken, hani hoca lider olacak tabii, yani o şey yapması. Kızılyıldız deplasmanı da yine gözümün önünde geldi. Hani buradaki maçta olan olaylardan sonra işte bir Kızılyıldız taraftarı öldürüldü. Daha sonra işte Galatasaray deplasmana gidecek. Orada bayağı bir önlemler alındı, bilmem ne, zaten öbür taraftar meşhurdur yani Kızılyıldız taraftarı ne kadar ateşli olduğu filan. Orada o sahaya bir çıkışı var. Öyle görsünü gere gere, hiç etrafı umursamadan filan. Sen öyle çıkarsan zaten arkanda oyuncu da korkmadan çıkar. Yani hoca çok önemli yani, bu gibi davranışlardan lider olması, sadece taktikle işte taktik tahtasını çizeceği varyasyonlarla değil, bir de duruşuyla, hareketleriyle, yani bunlar da önemli. Zaten Ergin Ataman işte o bakımdan çok büyük bir lider. Bu sene yani onu artık bu süreçte bu kadar şey yaşandıktan sonra, yani bu EuroLeague şampiyonluğu alsın artık ya. Yani Yani tek korkum erken forma girmeleriydi, ama Barcelona maçında o karakteri ortaya koymak önemliydi. Yani büyük takım olmanın göstergesi açıkçası o süreç. Yani tam oyunun sıkıştığı dakikada Barcelona ligin en iyi kadrosuna sahip, ki en iyi oyunculardan bir tanesi eski Efes'te Thomas Hörtel de sakat, ki yakın zamanda birkaç hafta içerisinde geri dönecek. Yani orada Barcelona deplasmanında Palau'da o seyircinin içerisinde o atağa karşılık, öyle bir seriye karşılık bu cevabı vermek büyük takım olmanın göstergesi. O yüzden de
Yani ondan korkuyordum bir erken forma girme durumu çünkü sonradan düşüş olabilir diye. Mutlaka düşüşler olacaktır ama Şey, Final Four bu artık belli bir sene seviyeye geldi yani. Almanya'da galiba değil mi? Evet. Almanya'da olacak. Ya seyirci desteği de olacak. Yani Evet. iç sahada oynar gibi. Yani inşallah ya bu sene bu yaz bir şampiyonu gelsin ya yaz başında Efes'ten. Yani sen maçlara da gidiyorsun işte ya yani seyirci de geliyor artık yani o şeyi de yakaladılar o eski zamanlarda o Namoskili zamanlarda ve sonrasında işte o hani Koraç Kupası vesairelerde yani Abdi Pekçi herkes Efes'in peşinde koşuyordu yani böyle bizim basketbola benim başlama sevme dönemimde onlarlaydı işte o Allah rahmet eylesin Makri falan vardı yani orada işte Namoskiler o kadro herkes Sen büyük Galatasaraylısı oyuncuları izledin Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı herkes gidiyordu onların peşine. Okullardan öğrenciler gidiyordu. Yani o Abdi Pekçi doluyordu mesela o zamanlar. Şimdi işte senin anlattığın ortamları da ben hani dinledikçe Abdi Pekçi o oradaki ortamı hayal ediyorum kafamda. Demek ki o şeyi tekrar sinerjiyi de yakaladılar. Seyirci olarak da yakaladılar. İç sahada zor maç kaybederler. Yani kadroları iyi, taraftar geliyor. Dedim ya ancak bir sakatlık vesaire kötü bir durum Allah göstermesin. Kazansınlar Final Four'u Yani kadro bakımından gerçekten hani sakatlık olsa da sonrasında işte bu Tibor Pleiss'in ve Sertaç'ın özellikle Dunstan'ın olmadığı dönemde bu performans sergilemeleri gerçekten çok önemliydi. Onun dışında takım gerçekten Efes iyi bir savunma takımı oldu. Yani arka alanda Micić, Larkin, Simon muazzam baskı yapıyorlar. Biri çıkınca diğeri açıkçası yerini dolduruyor. İnşallah hani sakatlık olsa da bir yani lig uzun çünkü daha ligin yani şu an ikinci yarısı yeni başladı. Bu Barcelona maçıyla yani yoğun Euroleague fikstüründe baya Mayıs'a kadar uzun bir periyot var. Umarım dediğin gibi sakatlık olmadan ama oldu mu da gerçekten hani ciddi bir takım kimyası oturmuş durumda. Son olarak ligde de abi All-Star kadroları belli oldu. Orada da kırmızı takım ve beyaz takım son birkaç senedir yapılan uygulama üzeri. Kırmızı takımın kaptanı Larkin, beyaz takımın kaptanı Dekolo oldu. Antrenörler de kırmızı takım Ergin Ataman, beyaz takım da Ufuk Sarıca. Evet bu sene o oyuncular mı seçecek? Öyle bir şeyler okudum ben yani NBA'dekine biraz benzetmeye NBA'dekine başladılar. benzer. Ve tabii All-Star'lar şov kısmı işin. Yani işte o öncesinde yetenek yarışmaları oluyor. İşte smaç yarışmaları oluyor filan. Ben daha çok oralar beni çekiyor. Yani maçın içi çok da... Çünkü çok bizimkiler NBA gibi oynamıyorlar ya. Biraz işi cıvıtıyorlar yani. Çok basite kaçıyorlar. Hani NBA'de gene kıran kırana belki yapmıyorlar ama orada bir mücadele gene oluyor maçın içinde. Biz de topu bırakıyorlar, ediyorlar. O zaman bir yerden sonra da artık insanın hoşuna gitmiyor. Yani seyirci o her şeyi alkışlıyor da o kadar banal olmaya başlıyor ki yani bir özellikle ikinci devreler falan iyice işi hani sıkıcı olmaya başlıyor. Belki bu sene hani işi renklendirirler. Hani bir mücadele daha farklı olur. Yani mücadele olsun. Tamam şovunu da yap, maçlar da olsun ama ya biraz itiş kakış da olsun Ya yani. bu olmaya NBA'de de bu sıkıntı çok olmaya başlamıştı. Hani çok şova dönme mevzusundan sonra oyuncular takımları kurmaya başlayınca bir ister istemez aralarında bir rekabet oluştu. Şimdi bizde de biraz kolanın gazı kaçıyordu diyeyim yani öyle mi bağlayayım? Hani işin havası biraz kaçmaya başlamışken oraya bir öykünme durumu söz konusu oldu. Şimdi NBA'deki gibi dediğin gibi şimdi oyuncular birbirlerine meydan okuyacaklar ve takımlar birbirlerine meydan okuyup daha keyifli maçlı bir süreç Tabii o olacaktır. yüzden güzel olacak. Şimdi bir tarafta Fenerbahçe'nin lider oyuncusu, bir tarafta Efes'in lider oyuncusu. Bunlar ikisi de zaten Euroleague'de de yani kapışıyorlar bir şekilde. Fener bu sene gerilerde kalmış olsa da o zaman daha çekişmeli olacak. Bakalım izleyeceğiz. Bir hafta sonumuzda onları seyrederekten renklenmiş olacak. Sporla geçmiş olacak o zaman ya. Kesinlikle abi. Ağzına sağlık. Bu hafta biraz uzun oldu. Yani. Gündem çoktu. Ama yine keyifli bir süreç oldu açıkçası. Yorumlarınla bizi aydınlattın yine abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dediğin gibi yani gündem bizim ülkede gündem sürekli oluyor. Hani işte programı Maç genelde yok ama pazar yapıyorduk. İşte birkaç haftadır hani pazartesi iş güç yoğunluğu nedeniyle sadece bugün gelen pazartesi gündemlerle bir program çıkardı neredeyse yani. kesinlikle abi. Gündem bakalım önümüzdeki haftalar önümüze ne çıkacak, ne konuşacağız. İşte ilginç haberler oldukça not ediyoruz, konuşuruz yani.
O zaman Karalama Defteri'nin 14. bölümünde görüşmek üzere diyelim. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.